Arkadaşlar merhaba. Bu videoda PC Touch kullanarak logo yapımını göstereceğim. Uzun zamandır isteniliyordu fakat eski cihazım el vermediği için videosunu çekemiyordum. Artık yeni cihaz olduğuna göre videolara çekmeye başlayabiliriz. Program ben yıllar önce kullanıyordum fakat bir baktım arayüzü falan değişmiş, elim biraz yavaş olabilir. Haberiniz olsun. Ama yavaş yavaş alışmaya başlayacağım. APK'sını bulmakta bayağı bir zorlandım çünkü Android sürüm 9 olduğu için birazcık, yani 9'lara bile baktım olmamaya başladı. Açıklamaya o yüzden link koyamayacağım. Yani koysam bile her kişi de çalışmayabilir, öyle bir sıkıntı var. Onu da baştan söyleyeyim. Programı açtıktan sonra buradaki yere basıp Blank Document diyoruz. Buraya 1080'e 1080 yazıyoruz. Normal kare şeklindeki logo boyutları bu şekildedir. OK deyip açıyoruz. Açtıktan sonra böyle bir PNG ekran geliyor karşımıza. Buradan artıya basıp tekrardan artıya basıyoruz ve Photo Layer diyoruz. Photo Library diyoruz. Bu sayede galerimize geliyoruz. Buradan arka plan seçmemiz lazım. Benim pekimde arka planlar var. Telegram grubumuza gelin arkadaşlar. Arka planlar, APK'lar, oyun hileleri vesaire her şeyi paylaşmaya başladık. Linki açıklama kısmında. Telegram'ı beklerim. Daha dün mü ne? +25 wallpaper attım. Yeni çıkan wallpaper'lardan kullanabilirsiniz. Şimdi bir tane rastgele arka plan seçmemiz lazım. Aslında ne olduğu çok önemli bir şey değil. Mesela şöyle bir arka plan seçiyorum ben. Add diyorum. Add dedikten sonra yüklenmesini bekliyoruz. Yüklendikten sonra iki parmağımla şu şekilde önce bir ekranı küçültüyorum. Burayı bu şekilde büyütüyorum. Şu şekilde ekrana sığdırıyorum. Sadece sol tarafı kalacak zaten. Tik'e basıyorum. Gördüğünüz gibi sadece sol tarafı kaldı. Daha sonrasında buradaki katmandayken FX diyoruz. Gaussian Blur diyoruz. Ve buna şu şekilde hafif bir buğulama efekti veriyoruz. Tik'e basıyoruz. Daha sonrasında bunu en aşağı alıyoruz. Arka plan her zaman en aşağıda olacak. Üstteki boş katmanımıza geliyoruz. Buradaki bu 8 yazan şeye basıyoruz. Fill Stroke diyoruz. Color'unu siyah yapıyoruz. Tik'e basıyoruz. Daha sonrasında katman yerine basıp tekrardan buradaki katman yerine basıyoruz ve bunun opaklığını şu şekilde azaltıyoruz. Bu da şu şekilde bize bir karartma efekti vermiş olacak. Arka plan daha güzel gözükecek. İsteğe bağlı olarak kendiniz ayarlayabilirsiniz. Benim arka plan için şöyle 22-23 ideal. Burası tamam. Şimdi yapmamız gereken bir şey var. Bizim yazı yazmamız lazım. Bunun için Pixel Lab'a gireceğiz. Pixel Lab'ımızı açtık. Açtıktan sonra buradan kaleme basıp düzenle diyoruz ve buraya adımızı, nickimizi yazıyoruz şu şekilde. Yazdıktan sonra bizim buna bir adet font vermemiz lazım. Buradaki A yerine basıyoruz. Bastıktan sonra aşağı iniyoruz. Burada AB yazan yer var. Buradan font ekleyebiliriz. My Fonts kısmına geliyorum ve buradan güzel bir adet font seçiyorum. Fontun adı Muro. Benim en güzel fontlar videomda verdiğim bir fonttu. Yani pekin içinde var. Oradan indirebilirsiniz. Okey dedim. Şu şekilde bunu büyütüyorum. Buradan çizgileri açıp mıknatısı açıp ortalıyorum. Gerçi ortalamaya pek gerek yok da yine de düzgün olsun. Buradan arka plan yerini tıklıyorum. Tıkladıktan sonra transparent diyorum. Ve galerime buradan save as image diyorum. Buradan kalitesini ultra yapıp kaydediyorum. Yazıya tıklayıp kaleme basıp tekrardan kaleme basıp buraya da design yazmak istiyorum. O yüzden design yazacağım. Şu şekilde i harfi her fonta gözükmediği için i kullandım. Siz de öyle yapabilirsiniz. Bu şekilde sağ tarafından uzattım. Şu şekilde ortaladım. Kaydetme, save as image, ultra, save to gallery. Yazılarımızı kaydettik. Şimdi PC Touch'a geri geçelim. PC Touch'a geri geçtik. Buradan artıya basıyoruz. Tekrardan artıya basıyoruz. Photo Layer diyoruz. Photo Library diyoruz. Buradan bizim Pixel Lab klasörünü bulmamız lazım.
Benim Pixel Lab klasörüm burada. Buraya basıyorum ve gördüğünüz gibi adım burada çıktı. Adıma tıklıyorum ve add diyorum. Buraya adımı ekliyorum. Ekledikten sonra boyut vesaire bizim için şimdilik çok önemli değil. Tike basalım. Şimdi yazı katmanındayken buradaki yere basıp Select Pixels diyoruz. Buradaki 8'e basıp Gradient diyoruz. Daha sonrasında buradaki palete basıp üst tarafın rengini ayarlayacağız önce. Şuradan şu şekilde bir sarı renk. Alt tarafa da biraz daha turuncu bir renk seçeceğim. Şu şekilde buradan seçeyim. Şöyle bir renk uygundur. Tekrardan tike bastım. Yazımız bu şekilde bir hal aldı. Boşluğa tıkladım. Pikselleri sildim. Artıya bastım. Empty layer dedim. Boş bir katman açtım. Boş bir katman açtıktan sonra buradaki 8'e basıp Fill Stroke diyorum. Buradan color'unu sarı açık bir renk yapıyorum. Tike basıyorum. Bunu neden yaptığımı şimdi anlayacaksınız. X-Aki yazan katmanıma geliyorum. Buradaki yere basıp Select Pixels diyorum. Daha sonrasında üstteki katmana gelip aynı yere basıp Cut diyorum. Cut dedikten sonra buradaki FX yerine basıp Gaussian Blur şu şekilde birazcık arttırıyoruz. Tike basıyoruz. Daha sonrasında aynı yere basıp Extract diyoruz. Peki bu bizim ne işimize yaradı? Şu şekilde ben yazıyı yaklaştırayım. Buradan daha net anlayacaksınız. Yaptığımız son şeyi gizlediğimde şu şekilde gördüğünüz gibi iç gölge vermiş olduk. Bu gidiyor. Yani iç gölge vermeyi gösterdim ben size burada. Buradaki katman yerine basıyorsunuz, üsttekine tıklamışken. Buradaki birleştirme yerine basıp Merge Down diyoruz ve alttaki ile birleştirmiş oluyoruz. Artık ikisi birleşti. Şimdi X-Aki'ye tıklıyken FX deyip buradan Glow verebiliriz. Şu şekilde isterseniz siyah renk yapabilirsiniz ya da ne bileyim yazının kendi renginden yapabilirsiniz. Bu birazcık sizin kararınıza bağlı. Ben şöyle bir siyah deneyeyim önce. Siyah aslında güzel durdu. Aynen, ben şöyle bir siyah glow vermek istiyorum. Yazının kendi renginde verirseniz yazı böyle neon tarzında olacaktır. Onu da isteğe bağlı olarak kendiniz verebilirsiniz. Tike bastım. Buradan FX diyorum. Buradan Drop Shadow diyorum. Ne işe yarıyor derseniz yazının böyle arkasına yine benim verdiğim gibi bir siyahlık vermemi sağlıyor. Şu şekilde arttırıp azaltayım daha net anlayın. Bunu da verdik. X-Aki ile işimiz şimdilik bitti. Bunu buradan bir gizleyelim. Artıya basıyorum. Photo Layer diyorum. Photo Library diyorum. Design yazımı buradan seçiyorum. Add dedim. Ekledim. Tike bastım. Buradan buradaki yere basıp Select Pixels dedim. 8'e basıyorum. Gradient diyorum. Şu şekilde beyaz siyah karışımı bir renk seçiyoruz. Tike basıyoruz. Daha sonrasında artıya basıp Empty Layer diyoruz. Boş bir katman açıyoruz. Boş katmana geldikten sonra 8'e basıp buradan Fill Stroke diyoruz. Bu sefer beyaz renk seçiyoruz. Beyaz bir şekilde iç gölge vereceğiz. Bu işe yarıyor. Deminki yaptığım işlemlerin aynısını uygulayacağım. Design'a geliyorum. Buradaki yere basıp Select Pixels diyorum. Beyaz katmanıma geliyorum. Cut diyorum. FX'e basıyorum. Gaussian Blur veriyorum. Şu şekilde biraz daha. Aynen 29.4 yaptım. Tike bastım. Daha sonrasında tekrardan buradaki yere basıp Extract diyorum. Ve bu şekilde bir görünüm alıyor. Şu şekilde gizleyeyim, kaldırayım. İç gölgeyi göreceksiniz zaten. Daha sonrasında üsttekine basmışken katman diyoruz. Buradaki birleştirme yerine basıp Merge Down diyoruz ve ikisini birleştiriyoruz. Alttaki yazımızı da artık gösterebiliriz. İlk olarak aşağıdaki yazıyı ayarlayacağım ben. Şu şekilde birazcık küçülttüm. Alttaki yazının katmanındayken buradaki 8'e basıyoruz. Transform diyoruz ve yazıyı bu şekilde istediğimiz yani küçültüp büyütüp yazıyı eğebiliyoruz. Şu şekilde ben yazıyı çok az eğmek istiyorum. Yazıyı 3
boyutunda eğdim. Azıcık da şöyle aşağı doğru eğmek istiyorum. Bu da eksi 4 olsun. Bununla işimiz bitti. Tik'e bastım. Şimdi bizim X aki yazısına tıklamamız lazım. X akiye tıkladım. 8'e bastım. Transform dedim. Buradan aynı şekilde bunu da birazcık küçülttüm. Burayı 3 yapıyorum yine aynı şekilde buradan. Burayı da eksi 4 yapacağım aynı şekilde. Yazıyı bu şekilde ortalayalım. Yazımız da bu şekilde tamam. Dizaynı çok azıcık ama çok az üste almak istiyorum. Bu şekilde yazımız da tamam. Bizim bir adet çembere ihtiyacımız var. Çemberi Pixel Lab'dan da alabilirsiniz ya da çember kullanmaya da bilirsiniz. Birazcık size bağlı. Buraya bir adet karakter ekleyelim biz. Buradan artıya basıyorum. Photolayer diyorum. Photolibrary diyorum. Karakterlerimin olduğu dosyaya geliyorum. Ben bu karakterlerin hepsini kendi pack'imde vermiştim. Karakteri ekledikten sonra şu şekilde karakterimi koyuyorum. Biraz daha küçük yapacağım. Şu şekilde. Tik'e basıyorum. Daha sonrasında karakterin olduğu şeyi bu şekilde arkaya alıyorum. Buradan transform deyip azıcık daha yukarı alabilirim sanki. Şu şekilde. Tamamdır. İsteğe bağlı olarak karaktere şu şekilde glow verebilirsiniz. Siyah ya da başka renk. Karakteri de bu şekilde ekledik. Yalnız biz şu dizayn yazısına glow eklemeyi unuttuk. Siyah bir glow buna iyi olacaktı. Siz onu unutmayın bence. Neyse sonradan ekledik. Çok şey değil. Yani PC Touch'ta logolar bu şekilde yapılıyor. Bunların daha güzelleri, daha detaylı halleri gelecek. Ben size bu videoda PC Touch'tan en basit bir şekilde nasıl yaparız bunu gösterdim. Şöyle bir şey de var. Artıya basıyoruz. Tekrardan artıya basıyoruz. Buradan size bir adet çember gibi bir şey vereceğim. Logonun taşıp taşmadığını bu sayede anlayabileceksiniz. Şu şekilde göstereyim. Böyle bir çemberimiz var. Logonun taşıp taşmadığını bu sayede anlayabileceksiniz. Bunu da açıklama kısmında vereceğim. Şu şekilde. Yazıyı da buna göre ayarlarsınız. Onun haricinde yapmanız gereken, yani güzel duracak bir şey daha öğreteyim ben size. Buradan artıya basın. Empty Layer seçin. Boş bir katman oluştu. Boş katman oluştuktan sonra her yeri şu şekilde seçiyorsunuz. 8'e basıp Fill Stroke diyorsunuz. Buradan Type yerinden Stroke yapıyorsunuz. Buradan şu şekilde kenarlık ekleyebiliyorsunuz. Ekledikten sonra Tik'e basın. Katman yerine gelip buradan Overlay yapıyorsunuz. Şunu da şu şekilde gizlediğimde şu şekilde bir katmanlar şu şekilde oldu yani çizgiler. Böyle bir görüntü de verebiliyorsunuz. Bu videoluk bu kadar. PC Touch'tan en basit şekilde logo yapımını gösterdim. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Videoyu kapatmadan bunun nasıl kaydedileceğini merak edenler vardır ya da bilmeyenler vardır diye düşündüm. Buradaki Done yerine basıyoruz, Save diyoruz. Bunu bir öncelikle kaydediyor. Kaydettikten sonra buradaki paylaşma yerine basıyoruz. Save to Gallery diyoruz. Resmimizi seçip OK diyoruz ve galerimize bu şekilde kaydediyoruz. Şimdilik hoşça kalın.